Geldi, geldi. Açın kapıyı. Hoş geldiniz, buyurun. Misafirimizi karşılayalım o zaman. Hoş geldin hayatım. Merhaba canım. Teşekkür ederim. Lütfen Venüs olduğun kadar acımasız ol anne. Acımasız değil, tarafsız ol diyecektim. Anneciğim. Hoş geldiniz Güney. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Barış, merhaba. Hoş geldin. Yemekten önce bir şeyler almak ister misin? Beyaz şarap olabilir aslında. Bir tercihiniz var mı efendim? Şardone lütfen. Ben de ondan içiyorum. Banu annemin sevdiği şeyleri önceden dikte etmiş bakıyorum. Şarap içmeyi Atilla Bey'den öğrendim. Ama tabii Banu'dan da, Ebru Hanım'dan da, senden de öğreneceğim daha çok şey var. Bunu duymak güzel. Sen yemeğe kalacak mısın? Tabii ki. Teşekkürler. Buyurun. Ben İstanbul'dan ayrılırken Banu yeni başlamıştı okula. Onun için sizle tanışamadık. Evet, biz Banu'yla hazırlıkta arkadaş olduk. Banu çok iyi bir öğrenci olduğunu söyledi. Öyle olmak zorundayım. Bunun için çok çalışıyorum. Çalışkan olmak çok güzel. Hırsa dönüşmediği sürece. Evet. Ama ben hırsın da gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii tehlikeli olmadığı sürece. Hoş geldin Güney'ciğim. Sana nefes aldırmadık ama. Valla ben halimden memnunum. Hoş bulduk. Ne kadar borcum? 32 lira. Eyvallah. Hadi. Ben mi gitsem önce acaba? Ya yürü işte. Öncesi sonrası yok. Ne olacaksa olacak. Ha geldi. Kaç oldu kapıyı? Hayırlı işler. Kemal. Dur bakalım şu kızı bir karşılayalım. Aa bu kim ya? Koş gördüler. Birazdan görecekler zaten. Arkadaşıyla mı gelmiş? Ne oluyor nezaket? Nezaket bu telaşın ne? Simay abla. Geliyorum. Sen git bakayım içeri. Gir. Ne oluyor dedim sana? Bir adam var yanında. Sınay. Merhaba. İyi bir golfçü müsünüz? Hem de nasıl? Hayır. Ben teoride çok iyiyim sadece. Pratik yapmak için zamanı bekliyorum. Baba bu Kuzey. İnsan alışkanlıklarının eseridir bence. Mesela hayatında çok özel başarılara imza atmış birinin nasıl farklılıklar yarattığını anlayabilmek için önce alışkanlıklarını izlememiz gerekir. Simay'ın eşiyim. Dün evlendik baba. Atilla Bey de özel bir insandı. Babamın iş hayatındaki tek zaafı
saha içindeki oyuncuları ihmal edip yedek kulübesine yatırım yapmasıydı. Evet ama yedek kadroyu da formda tutacaksın ki sahadaki sakatlıklardan korkmayacaksın ama. Değil mi? Kesinlikle. Zengin bir insan değilim ama size söz veriyorum. Hem kızınıza hem karnındaki bebeğimize. Eyvahlar olsun. Bebek de mi var? Hayatımın sonuna kadar canımı dişime takıp bakacağım. Söz veriyorum. Ne diyorsun ulan sen? Ne diyorsun ulan et? Ahlaksız. Senin şartlarında biraz cesur bir gençsin. Bu cesaretin Banu'nun seni seçmesinden mi kaynaklanıyor? Buna mı güveniyorsun? Aslında ben zamana güveniyorum Ebru Hanım. Ve zamanla da beni tanıyacağınızı ümit ediyorum. Anne ben 21 yaşındayım, yapma! Lütfen, vurma, benim soyadımı taşıyor, vuramazsınız bir daha. Defol lan! Defol git! Başımı derde sokma benim! Elimden bir kaza çıkacak! Vur lan! Anne ben Kuzey'i seviyorum. Ayıp oluyor ama. Yürü lan! Mehmet, Allah aşkına. Banu konusunda çok hassasın. Ama babası gibi de her seçimini gözü kapalı destekleyecek değil. Bunu senin iyiliğin için söylüyorum ben. O zaman şunu bilmenizi istiyorum Ebru Hanım. Yani çok klişe olacak belki ama ben Banu'yla parası için birlikte değilim. Bence kızınızın daha önemli özellikleri var. Ağlama. Tamam Simay. Bundan sonra anan da benim, baban da benim. Bana güvenebilirsin. Ben ona da söyledim. Ben her şeyi kendim başarmak istiyorum. Sıfır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.